İyi günler sevgili Manisalılar. Yeni bir kasabadan Turgutlu'ya programıyla yine huzurlarınızdayız. Sevgili izleyenlerim, sevgili Manisalılar. Türkiye artık dış dünyadaki bir takım gelişmelerle yakından ilgilenirken, içimizde de yerel seçimlerin heyecanını yaşamaya başladı. Siyasi partiler birbirleriyle ittifak yaptılar. Bu ittifaklardan birine Cumhur İttifakı, diğerine Millet İttifakı adını verdiler. İktidar Partisi, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ile Türkiye genelinde ciddi bir mutabakata vararak birçok yerde adaylarını müşterek belirledi. Birçok yerde de kendi adayları da seçime girme hazırlığını yapmaktalar. Bu noktada önemli ölçüde adaylar da belirlendi. Artık adaylar ve ekibi, siyasi partiler tamamen seçim sonuçlarını kendi lehlerine çevirme adına yaptığı çalışmalara hız verdiler. Karşı tarafta Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılma İyi Parti bir ittifak oluşturdu. Bu ittifakın adına da Millet İttifakı denildi. İşin bu boyutunda biz sadece Manisa ile ilgili, hatta Turgutlu ile ilgili bölümleriyle yakından ilgiliyiz, alakalıyız. Şu anda gördüğümüz kadarıyla Millet İttifakı Manisa ile ilgili adaylarını henüz belirleyemedi. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin Manisa ile ilgili mutabakatları, anlaşmaları netleşti ve adaylarını belirlediler. Bu arada sonuç olarak geçtiğimiz seçimlerde, 2014 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi hangi ilçeleri kazandıysa yine o ilçelerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları aday oldu. Cumhur İttifakı ile AK Parti seçmenlerinin de bu adaylara rey vermesi önerildi. AK Parti'nin seçim kazandığı ilçelerde de karşı durum söz konusu. Yani Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerinin AK Parti adaylarını desteklemesi gündeme geldi ve bu şekilde mutabakat sağlandı. Bütün ilçeleri yakından ilgilendiren Büyükşehir Belediyesi'nde ise Milliyetçi Hareket Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Cengiz Ergün yine Büyükşehir adayı olarak belirlendi ve AK Parti seçmeni de Cumhur İttifakı ile Sayın Cengiz Ergün'e Büyükşehir'de oy verme noktasında mutabakat sağlandı. Bu anlaşmaların ve sonuçlarının memleketimize, ülkemize hayırlar getirmesini gönülden diliyorum. Sevgili izleyenlerim, sevgili Manisalılar. Yerel seçimlerde belediye seçimleri ön plana çıkmakta. Büyükşehir olmayan illerde de il genel meclis üyeleri seçilmekte. Ama bütün bunlardan hepsinden bana göre daha önemli bir de muhtarlarımızın seçimi söz konusu. Yapılan seçimlerde, belediye başkanlığı seçimlerinde, il genel meclis seçimleri dolayısıyla muhtar seçimlerinin göz ardı edildiğini görmekteyiz. Halbuki her mahallede mahallenin bütün sorunlarını üstlenen, girdisinden çıktısından sorumlu olan, ikametgahımızı veren, bizimle ilgili her türlü yazışma ve tebligatları alan, bizlere duyuran, mahallenin sorunlarını en iyi şekilde başta belediyelere ve ilçe kaymakamlarına ulaştıran,
ve o sorunların giderilmesi için gayret gösteren, bizim muhtarlıkla ilgili evraklarımızı imzalayan, onaylayan, mühürleyen ve işlerimizi takip eden, 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan, bürolarından bir an bile ayrılma durumunda olmayan muhtarlarımız, mahallelerimizin cefakar ve vefakar insanlarıdır. Onları da demokratik usullerle, verdiğimiz oylarla göreve getirmekteyiz. Bugün görüyorum ki her mahallede yaklaşık 5-6 adayın olması, demokratik yarışın toplumun bütün kesimlerince benimsendiğini ortaya koymaktadır. Ben Turgutlu olarak bunu müşahede ettiğim gibi, bütün ilçelerimizde de, hatta Türkiye genelinde de durumun bu olduğunu görmekteyiz. Bu fevkalade önemli bir gelişme. Çünkü demokrasiye sahip çıkma adına, demokratik kaide ve kuralları yaşatma adına fevkalade önemli. İşte her yerde olduğu gibi Turgutlu'muzda da büyükşehir olduktan sonra artık köyümüz kalmadı. Bütün mahallelerimizde yeni dönemde yerel seçimlerde muhtarlarımız seçime hazırlanmaktadır. Onların da kendine göre projeleri var, onların da kendine göre seçmenlerine taahhütleri var. Turgutlu'muzun tabii ki yaklaşık 40 küsur muhtarlık bölgesi var. Köylerle beraber bu sayılar çok değişti. Merkezde en büyük mahallelerimizden birisi, en gelişmiş mahallelerimizden birisi Cumhuriyet Mahallesi'dir. Cumhuriyet İlkokulu bir tarihi eser olarak bu mahalledir. Yıllar önce yapılan ve sit durumunda olan hükümet konağımız, eski akşam kız sanat okulumuz, tarihi eserler olarak bu mahalle içinde yer almaktadır. Yine burada ilçe sağlık müdürlüğümüz ve onun yanı başında da henüz boş bir arsa konumunda olan ama belediyemizce veya ilgili bakanlıkça orada yapılması düşünülen çok ciddi yatırımlar söz konusudur. En büyük mahalle durumunda olan Cumhuriyet Mahallesi'nde de o mahallede doğmuş, o mahallede büyümüş. Yıllar önce bu sokaklara biz belediyeler olarak henüz parke taşları yokken, asfalt çalışmaları yeterli düzeyde değilken Arnavut kaldırımı diye Irlamaz çayının taşlarından yollar yaptırdık. Çok sağlıklı değildi ama bakıma muhtiyaç yollar da değildi. Zamanla teknoloji gelişti, şartlar değişti. Bu Arnavut kaldırımları söküldü. Bugünkü modern taş döşemeleriyle çağdaş şehir haline, çağdaş görünüme getirildiler. O Arnavut kaldırımları döneminden o mahallede yaşayan, 7'den 70'e herkesi tanıyan, herkesin de onu tanıdığı bir kardeşimiz Süleyman Er, aynı zamanda o mahallede de esnaf. Halkı yakından bilen, halkın ve mahallenin sorunlarını yakından bilen, onu ilgili makamlara taşımada medeni cesareti fevkalade üst düzeyde olan bir arkadaşımız. Şu an konuğum. Hoş geldiniz. Hoş Sayın bulduk. Süleyman Bey. Hoş bulduk. Süleyman Bey, Cumhuriyet Mahallesi'ne muhtar adayı. Evet. Siz sevgili izleyenlerime bu düşünceye nereden aklına geldi, neden bu göreve talip oldu, mahalle ile ilgili neler düşünüyor, neler yapmak istiyor, kendisinden bunu alalım. Buyurun Süleyman Bey, hem kendinizi tanıtın hem de muhtarlık nereden aklınıza geldi, mahallede neler yapmak istiyorsunuz? Turgut'un en büyük mahallesi bu, en güzel gelişmiş. Eğitim seviyesi en yüksek olan bir mahalle aynı zamanda. Evet. Yani özel bir mahalle diyebiliriz. Buyurun, evet. Söz sizin. Öncelikle size ve ekibinize teşekkür ederim. Cumhuriyet Mahallesi'nin sesini duyurmak için bizleri konuk ettiniz buraya. İsmim Süleyman Er. 45 yıldır Cumhuriyet Mahallesi'nde oturmaktayım. Ve aynı zamanda 20 yıla yakında esnaflık yapmaktayım. Mahallemi çok seviyorum. Mahalleme hizmet yapmak için
bu yola çıktım. Mahallemin sorunlarını biliyorum. Nerede ne şekilde sorunlar olduğunu da takip ediyorum. Bu aşkla yola çıktık. Mahallemizde geçen yıl oluşturulan bu altyapı çalışmalarında mahallemize, insanlarımıza toz yutturduk resmen. Bunları ben ilgili yerlere ilettim. Fakat bizlere geçen yıl bu olay beni bu muhtarlığa itti. Geçen yıl bunları şey yaptık, ilgili yerlerden görüştük. Elimizden geldiği kadar mahallemize yapmaya çalıştık. Ben mahallemin aşığıyım. Mahallemi çok seviyorum ben. İnsanları çok seviyorum. Cumhuriyet Mahallesi'nin insanlarını çok seviyorum. Bu sevgi bana bu yola itti. Ben diyorum ki mahallede hizmet etmek istiyorum. Turgutlu Cumhuriyet Mahallesi bu Turgutlu'nun en büyük mahallesi. En güzel mahallesi. Bu mahalleye ben hizmet etmek istiyorum. Ve bu hizmet aşkıyla da yola çıktım. Biz hayırlı olsun diyelim. Sağ olun, teşekkür ederim. Cumhuriyet Mahallesi sakinleri de evet. Sizin bu anlayışınızı, bu anlatışınızı evet. mutlaka değerlendireceklerdir. İnşallah. Ama bu sistemde, yani demokratik yöntemde millet bir karar verir. Sonuçta evet. o karara saygılı olmak durumundayız. Evet. Bu muhtar adayı olarak seçim sonucunda mahallenin teveccühü sizden yana olursa evet. muhtar Süleyman Er olur. Evet. Herkes Süleyman Er'e saygı duyar. Evet. Ama başka türlü bir sonuç çıkarsa ona da saygı duyarız. Evet. Süleyman Er de halkın kullandığı oylarla seçtiği muhtara saygı duyar. Halkına evet. da tercihini bu yönde kullandığı için hiçbir şekilde gücenmez diye düşünüyorum. Evet. Tercihleri bu olmuştur. Ona da ben mahalle halkımı sevdiğim için onların fikirlerine de saygılıyım der ve yaşamımızı sürdürmeye devam ederiz. Aynen öyle. Süleyman Aynen. Bey kardeşim, ben sizin çok iyi niyetli olduğunuzu biliyorum. Heyecanlı olduğunuzu evet. da biliyorum. Mahalleye hizmet için çırpındığınızı da biliyorum. Evet. Ama üzerinizde bir görev olmazsa, muhtarlık gibi bir sıfat olmazsa, bu hizmetlerin yapımında çok etkili olamayacağını da siz biliyorsunuz. Onun için bu göreve talipsiniz. Evet. İnşallah temennimiz o. Allah utandırmasın deriz bu tür hadiselerde. Evet. İyi niyetlerinizi inşallah Turgutlu Cumhuriyet Mahallesi sakinleri değerlendirir. İnşallah. Ve sizi bu göreve getirirler. Bizim de i̇nşallah. Temennimiz bu yöndedir. İnşallah. Şimdiden kutluyorum. Teşekkür ederim. Burada ETV'ye ve bizim ekibimize teşekkür ettin Cumhuriyet Mahallesi'nin sesini evet. duyurmak için. Biz ideal olarak, hedef olarak zaten toplumun sesini duyurmaya çalışan ve bu noktada da cidden başarılı hizmetler veren bir kurumuz. Ama ben de sizi kutluyorum. Çünkü ekran önüne çıkmak gerçekten bir özgüven işidir. Evet. İnsanın özgüveni yoksa, medeni cesareti yoksa buralara gelip meramını anlatmakta, sıkıntı çekmekte, hatta gelmemekte. Evet. Bu da bir kayıptır. Evet. Sizin bu göreve talip oluşunuzda benden ekranlara çıkayım, ben Turgutlu Cumhuriyet Mahallesi aşığım, Turgutlu aşığım, bu göreve evet. talibim deyip bunu burada anlatmış olmanız, anlatabilmiş olmanız da medeni cesaretinizin en üst düzeyde olduğunu gösterir. Onu, o yönüyle de ben sizi kutluyorum. Sonucunda size, mahallenize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili Manisalılar, sevgili izleyenlerim, biraz önce ifade ettim, yerel seçimlerde artık adaylar belirlendi. Ancak şunu da ifade etmek isterim. Turgutlu bir başka ilçe. Turgutlu bir başka yer. Turgutlu bir başka yerleşim yeri. Bakınız, her ilçede ses seda yok. Millet İttifakı bir tarafta, Cumhur İttifakı bir tarafta, adaylar belirlendi. Turgutlu farklı bir tabloyla milletin huzuruna çıktı.
Cumhur İttifakı'nın adayı Turgutlu Milliyetçi Hareket Partisi'ne bırakıldığı için dün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün de bulunduğu, diğer ilçe adaylarının da bulunduğu bir tanıtımla Turgay Şirin, mevcut belediye başkanımız Sayın Turgay Şirin, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nden ilan edildi. Artık Cumhur İttifakı'nın adayı Turgay Şirin'di. Yani AK Parti seçmeni ittifak kapsamında MHP adayı Turgay Şirin'e Cumhur İttifakı adayı olarak oy verme durumundaydı. İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi henüz Manisa'da bir mutabakat sağlamış değiller. Ancak bu mutabakat sağlanmadan önce Sayın Çetin Akın, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ben adayım dedi. Ve yerel seçimlere katılma konusunda müracaatını yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de Turgutlu İlçe Teşkilatı bir eğilim yoklaması yaptı. Sayın Çetin Akın'ın bir de rakibi vardı. Bir doktor kardeşimiz onun rakibiydi. Eğilim yoklamasında Çetin Akın ipi göğüsleyen adayı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara örgütü de merkez örgütü de Çetin Akın'ı eğilim yoklamasında birinci çıktığı için, önde çıktığı için Turgutlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı olarak bu ismi onayladı. Eğer Turgutlu İYİ Parti'ye verilmezse ki böyle bir ihtimal hiç görünmüyor, artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere girecek Millet İttifakı adayı Sayın Çetin Akın. İki aday bitti. Her ilçede mevcut durum böyle. Turgutlu böyle olmadı. Turgutlu da 10 yıl belediye başkanlığı yapan, Turgay Şirin kardeşimizden önce 10 yıl belediye başkanlığı yapan ve efsane başkan diye de anılan, gerçekten AK Parti döneminde ciddi hizmetleri olan Sayın Mustafa Serhat Orhan adayı olarak ortaya çıktı. Ve Sayın Destici'nin partisinden, Büyük Birlik Partisi'nden Turgutlu'ya aday oldu. Geçtiğimiz günlerde bu aday müracaatını yaptı ve bildiğim kadarıyla da prosedür olarak AK Parti'den istifa etti. Çünkü AK Parti'de kayıtlı olan bu kardeşimizin önce partiden istifa etmesi, sonra Büyük Birlik Partisi'ne kaydının yapılması, müracaatının alınması ve Merkez Karar Yönetimi'nin onayıyla da aday yapılması söz konusuydu. Ama bu prosedürlerin bugün itibariyle tamamlandığını söyleyebiliriz. Çünkü Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı bugündü. Adaylık onayı da bugün bu yönetimde verilecekti. Tahmin ediyorum ki yarın bu adaylık resmen ilan edilir ve Turgutlu diğer ilçelerde olmadığı gibi artık 3 adayla belediye başkanlığı seçimine girecektir. Vatandaşların tercihi noktasında bir isim daha ortaya çıkmıştır. Peki bu tabloda ne olur? Ben geçtiğimiz programların birinde de ifade ettim. Her ne kadar liderler ittifaka sadık kalınması konusunda beyanlar vermekte ise de seçmenin bu konuda liderlerin verdiği talimatlara tam uyacağı konusunda endişelerim var. Çünkü ben halkın arasında dolaşan biriyim. Geçen yerel seçimlerde kıyasıya mücadele eden AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bugün ittifak yapmış durumdadır. Ve AK Parti seçmenine denildi ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin gösterdiği aday
Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Oyunuzu bu ittifakın adayı Turgay Şirin'e vereceksiniz. 5 yıl önce kıyasıya mücadele eden, çok önemli tehlikeli virajlardan geçen bu seçimde olan hadiseleri gözümüzün önüne getirdiğimizde seçmenin bu verilen talimata tam anlamıyla uyacağı endişesi bende mevcut. Aynı şekilde İyi Parti seçmeninin de Turgut'u da Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine full katkı yapacağını veya önemli katkı yapacağını ben düşünemiyorum. Liderler bu konuda yanılacaklar ve çok farklı sonuçlar çıkacak. Şimdi bakınız, Serhat Orhan nereden çıktı, neden çıktı? Seçmenin tercihleri ne yönde olur? Bunu bugünden kestirmemiz mümkün değil. Ancak şu hesabı yapabiliriz. Görevde olan belediye başkanımız Sayın Turgay Şirin, 2014 seçimlerinde seçilirken hangi kitlelerden oy aldı? Bunlar belli, net sonuçta ortaya çıktı. Bir, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyunu full aldı. İki, FETÖ'cülerin oyunu full aldı. Bunu neden söylüyorum? O tarihte dershaneler meselesi değişik nedenlerle Fethullah Gülen'le AK Parti'nin arası iyice açılmıştı. O zaman Turgutlu'da görev yapan, bir kısmı tutuklu, bir kısmı cezasını yattı çıktı, FETÖ örgütünün içindeki kişilerle görüştüğümüzde yukarıdan ciddi talimat aldıklarını ve AK Parti seçmeninin karşısında seçilme şansı olan adaylara rey verilmesi konusunda ciddi emir aldıklarını söylediler. Bunu Mustafa Serhat Orhan da biliyor, Turgay Şirin de biliyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o günkü adayı da biliyor. Ve o seçmen, o FETÖ grubu seçilme şansı en yüksek diye Turgay Şirin'e yönlendirildi. FETÖ'cü oyları. İki, FETÖ'cü oyları dedik. Üç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları. Şimdi yadırgıyorsunuz belki bu nereden çıktı diye. Ben de soruyorum. Turgutlu'da belediye başkanlığı seçimini kazanmış bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin İsmail Kırdar'la, Allah rahmet eylesin, o da vefat etti. Gerçi Cumhuriyet Halk Partisi adıyla değil, SADEP adıyla seçime girdiydi ama sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'ydi o. Belediye başkanlığı seçimini kazandı. Bir 5 yıl görev yaptı, gayet de güzel hizmetler yaptı. 2014 seçimlerinde bir doktor kardeşimizi Cengiz Ulman'ı aday yaptılar. Ama siyasi tarihinde Turgutlu'da Cumhuriyet Halk Partisi en az oyu aldı. 25 binler 10 binin altına düştü. Ve enteresandır, Turgutlu'da belediye başkanlığı seçimi kazanmış Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni 2014 seçimlerinde belediye meclisine üye dahi sokamadılar. Bir tek belediye meclis üyesi seçilecek sayıda seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermedi. Yani o kitle de Serhat Orhan seçilmesin, o belediyeden uzaklaşsın diye Turgay Şirin'e destek verdiler. Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek verdiler. Bu da bir gerçek. Bunu Turgut'u da herkes net olarak bilmektedir. Şimdi gelinen noktada bakıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin full rehini almıştı Sayın Turgay Şirin. Şimdi ne durumdayız? Milliyetçi Hareket Partisi net ikiye bölündü. İyi Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. İyi Parti Millet İttifakı ile işbirliği yaptı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yaptı. Artık İyi Parti'nin MHP kökenli seçmeni tekrar MHP adayına oy verir mi? Soru işareti. FETÖ seçmeni ne yapar?
Ben söylüyorum ve net söylüyorum. Sayın Devlet Bahçeli AK Parti ile ittifak yaptığı için FETÖ'nün ekibi de yukarıdan aldığı talimatla kesinlikle Millet İttifakı'nın adayına oy verirler. Burada da bir döngü söz konusu. Geldik Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin Serhat Orhan gitsin, birisi bir şekilde başka biri gelsin düşüncesi bitti. Kendi adayları var ve Millet İttifakı'nın adayı olarak var. Böyle büyük bir ayrılışın Cumhur İttifakı'na oy vereceğini ve öyle yönleneceğini ben düşünmek istemiyorum. Yani böyle bir şeyin mümkün olmadığını net şekilde de görüyorum. Bu tablo içerisinde kanımca tahmini söylüyorum. Serhat Orhan'ın hesabı şudur. Bir, AK Parti seçmeni içinde benim bir tabanım var. Benim Turgutlu'da bir hizmetim var. Ben son dönemde aranan adam haline geldim. Partimde aday adayı oldum. Yapılan kamuoyu yoklamalarında partim içerisinde en önde çıktım. Bu seçmen sayısı beni belediye başkanlığına taşıyabilir. Ben Doğulu ve Güneydoğulu seçmenin de oyunu alabilirim. Onlarla hep diyalog halinde oldum diye düşünmektedir diye ben de düşünüyorum. Şimdi insanı yıpratan bir iktidar dönemi vardır. Sayın Turgay İşçil'in 5 yıl, Turgutlu'da çok şeyler yapıldı. Yapılmayan da var, tepki alan hadiseler de var. Ama unutmayalım ki Büyükşehir Belediyesi de var ortada. Turgutlu bu dönemde gerçekten büyük hizmetler aldı. Ciddi hizmetler aldı, büyük hizmetler aldı. Ama Büyükşehir'le ben bunu kendi düşüncem olarak söylemiyorum. Kamuoyunda paylaşıldığı için. Ve Büyükşehir'in de, yerel belediyenin de bunu bildiği için söylüyorum. Çok uyum içinde de çalışamadılar. Hatalı ve problemli hadiselerde Turgutlu'da sorunlar hep Büyükşehir'in üzerine yüklendi. Halbuki eğer bir şemsiyenin altına girmişsek, o şemsiyenin her bir teli bizim üzerimizi örten bezi gerdirdiği, bizi ıslanmaktan kurtardığı için her telin o bezi gerdirmesi ve bizim ıslanmamızı önlemesi gibi bir görevi ve işlevi vardı. Yani görevde olmak, bir 5 yıl görevde olmak, iktidarda olanı yıpratmaktadır. Zaman zaman AK Parti'nin ısrarla belirttiği metal yorgunluğu lafıyla 3 döneme takılan belediye başkanımız vardı. Sayın Yaralı Saran'da da yapılmadı. Sayın Hızlı, Salih Hızlı Akhisar'da da yapılmadı. Neden? 3 döneme takıldılar. 3 dönem oldu bitti. Parti dedik siz yoruldunuz, bir metal yorgunluğunuz var, bir yıpranmışlığınız da olabilir. Ama benim iktidarımın, benim siyasi partimin bu nedenle 90 oy alması bana zarar verir. Bir nöbet değişikliği yapalım dediler ve yeni adaylarla böyle bir kural içerisinde yeni adaylarla seçime girmekteler. Şimdi Turgutlu 2 bilinmeyenli bir denklem halindeydi. Turgay Şirin, Çetin Akın. Milletin tercihi bir şekilde olacak ve 2 adaydan biri de seçimi kazanacaktı. Bir Serhat Orhan faktörü Büyük Birlik Partisi'nden aday olup ortaya çıkınca 3. aday oldu ama Turgutlu 3 bilinmeyenli denklem haline gelmedi. Artık Turgutlu 4 bilinmeyenli denklem halindedir. Önceden oradaki seçimin sonucunu kestirmek, şu kazanır, bu kazanır diyebilmek fevkalade zor. Ha bu ne zaman belli olur? Artık seçim faaliyetleri, propaganda faaliyetleri serbest olduğunda,
halkın teveccühünün, halkın ilgi ve alakasının, yapılan çalışmalara katılımının kalabalıklığı ve buradaki yorumlar bizi bir sonuca götürebilir. Biz temenni ediyoruz ki Turgutlu ve Turgutlu halkı kazansın. Bu iyi mi oldu, kötü mü oldu? Ben kötü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü demokratik sistem içerisinde seçmene çok farklı alternatiflerin sunulabilmesi daima en iyi sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Eğer normal seçimler olmuş olsaydı, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti. 4 tane fevkalade güzel adayımız seçimlere girer ve milletin tercih şansı da 4 tane olurdu. Bu ikiye indirgendi. Bir gruplar bir tarafa oy vermeye zorlandı. Bunu zorlandı diyebiliyorum. Ha, bunu anlatırken Sayın Cumhurbaşkanımız da ülkenin bir beka sorunu var. Ülke kuşatıldı. Ülkenin etrafında çok ciddi gelişmeler var. Ülkemizdeki sistem değişikliği, yeniden bir değişikliğe uğratılmak isteniyor. Bu durumda millet olarak çok zarar görürüz. Ülkemiz çok gerilere gider. Ciddi sıkıntılar yaşarız. Dünya ölçeğinde de ciddi prestij kaybederiz gibi tehlikelerle beka sorununu gündeme getirmekte ve bu beka sorununu yaşamamak için seçmenin Cumhur İttifakı'nı bu seçimde %50'nin üzerinde bir oyla neticelenmesinin sağlanmasını istemektedir. Seçmenden bu şekilde oy istenmektedir. Bu tablo gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi, ne olur, ne biter? Tabii bunu 31 Mart akşamı göreceğiz. Millet İttifakı'nda da meseleler çok uyumlu gitmemektedir. Bugün ulusal kanallarda Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir araya geldiği toplantılardan sonra çok güzel beyanatlar verilmekte. Biz pazarlık peşinde değiliz, koltuk sandalye peşinde değiliz gibi ifadelerle ayrılınmakta ama bir türlü de Manisa'da adayları belirlemek ve açıklamak noktasında, hatta İzmir'de, bizi ilgilendirmez ama İzmir'de de hala adaylarını belirleyebilmiş değiller. Yani orada da siyasi çekişmeler ve problemler olduğu bir gerçek. Bütün bunları sonunda şu sonuca varabiliriz. Demokratik sistem içerisinde adaylara oy kullanılması ne kadar doğru bir hareketse, adayların belirlenmesinde de demokratik yöntemlerin uygulanmasında yarar vardır. Allah rahmet eylesin. Ali Fuat Başkil'in bir kitabını okudum. Ali Fuat Başkil ki 1960 ihtilalinden sonra Cumhurbaşkanlığına aday olmuş bir profesördü. Tepe taklak adamı yok ettiler. Öldürmediler ama adaylıktan da çektirdiler. Adam çekildi, sahnelerden yok oldu. O bir kitabında der ki, Türkiye'de demokrasi var mıdır? Şeklen var ama yok. Neden? Bugün onu yaşadığımız için bunu ifade etmek istiyorum. Liderlerin veya liderlerin etrafındaki bir ekibin belirlediği isimler o siyasi partide seçilebilir bir yerlere konulduğunda seçilirler. Bu seçimle gelmiş olsa da yerin belirlenmesi demokratik olmadığı için bir demokrasi uygulaması değildir diye ifade eder. Eğer siz seçilebilir bir yere lideriniz tarafından konulursanız ve millet de bu partiye oy verirse seçilirsiniz. Peki seçmen kime oy verdi?
Ben oy verdim. AK Parti'ye oy veren biriyim son seçimde. Ama bana sorarsanız AK Parti'nin milletvekillerini say diye her şeye rağmen hepsini sayamam. Şu anda sayamam. Manisa milletvekillerini hepsini şu anda sayamam. Bir bayan var mesela, onun ismini hatırlamam mümkün değil. Ne gördük, ne duyduk, ne de seçimden bu tarafa bir faaliyetlerin içinde olduğunu gördük. Peki ben oy verdim, tanımadan, bilmeden verdim. Bu demokratik bir yöntem mi? Oy vermem demokratik ama adayın belirlenmesi demokratik değil. O zaman hadisenin de kökü tam demokrasi değildir. Şimdi yerel seçimlere bunu taşıdılar. Ben iddia ediyorum. Bu yerel seçimlerde de bu uygulamanın olması milletvekilliği seçimlerinden sonra liderler sultasının yaşayabilmesi için belirlenen bir yöntemdir. Bugün belediye başkanı olarak bir siyasi partiden CHP olsun, İYİ Parti olsun, AK Parti olsun, Milliyetçi Hareket Partisi lider sizi belirlediyse artık ona medyunu şükransınız. Ona borçlusunuz, ona vefalısınız. Ona sadık olmak zorundasınız. Belki siyasi etek bunu gerektirir. Ama sizi belirlediği için de bir eksikliğiniz var. Birilerini tasfiye edip size bu görevi, bu lütfu, bu şerefi sundularsa o zaman siz de ona uyum göstermek zorundasınız, mecburiyetindesiniz. Halbuki seçmenler, kendi adaylarını siyasi partiler ön seçimlerle, temayül yoklamalarıyla belirlemiş olsalar, vatandaş da özgür iradesiyle onları göreve getirmiş olsa, tam demokrasinin yaşandığı ve tam demokrasinin uygulandığı bir ülke olarak bu konuda çok daha başarılı bir sınav vermiş oluruz diye düşünüyorum. Bugün bu seçimlerde bu sınavı verme şansımız olmadı. Geçtiğimiz yıllarda vardı. Ben şahsen 80 ihtilali öncesinde iki defa kendi partimden seçime girdim. İkisinde de partinin delegelerinin ön seçimde oy kullanmalarıyla aday belirledik. İki seçimde de. Birinde kazanmışım. 1,5 yıl sonra, bir ara seçim sonrasında, 1,5 yıl sonra yeniden seçim var 1977'de. Ya bu başkan daha yeni seçildi. Çok da başarılı bir sonuçla netice aldı. Burada ön seçime gerek yok. Yeniden adayımız bu demediler. Buyur Arif Bektaş, ön seçim var dediler. Ve ben bir adayla ki şimdi rahmetli oldu bir avukat arkadaşla ön seçime girdim. O ön seçimin sonucunda ön planda çıktığım için, fazla oy aldığım için aday olabildim. Bu bir mücadeleydi. Bu seçmeni, partinin teşkilatını, delegesini ayakta tutmanın, heyecanlı tutmanın bir uygulamasıydı. Şimdi seçmen bekliyor, partinin delegesi de bekliyor. Dur bakalım, yukarısı ne belirlerse. Şimdi bir de şunu merak ediyorum. Seçimlerde bunları göreceğiz. Türkiye ilk defa böyle bir ittifakla seçim görecek. Mahalle toplantıları olmakta, konvoylar düzenlenmekte, şehir turları atılmakta. Merak ediyorum. Turgutlu için söylüyorum. Manisa'da da aynı şey geçerli. Turgutlu'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin 5 yıldır belediye başkanlığını yapan Sayın Turgay Şirin adayımız. AK Partili üye ve seçmenler Milliyetçi Hareket Partisi'nin düzenlediği konvoylara, seçim çalışmalarına ve toplantılarına hangi boyutta katılacaklar? Bunu önümüzdeki günlerde yaşayıp göreceğiz Allah ömür verirse. Aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti için de geçerli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Çetin Akın mahalle toplantıları yaparken, konvoy düzenleyip şehir içerisinde turlar atarken, İYİ Parti'nin üyeleri, seçmenleri gönül rahatlığıyla ve gönülden destekleyerek
ne boyutta Cumhuriyet Halk Partililerle kaynaşıp, bütünleşip o konvoyu oluşturacaklar? Onu da merak ediyoruz. Eğer bizim insanımız bu noktada ciddi anlamda özverili olur, hiçbir şey yokmuş gibi, her şey normal suyunda gidiyor gibi bu oluşumu gerçekleştirebilirse, bizim toplumumuzu takdir etmemek mümkün değildir. Bir başka ifadeyle, liderlerine bu derece bağımlı seçmeni takdir etmemek hiç mümkün değildir. Ama zaman içerisinde burada bir kopukluklar görürsek, ki şimdi önümüzde ciddi bir mesele de var. Nedir? Belediye meclislerinin oluşturulması. Bu konuda henüz belirlenmiş bir sistem yok. Bir deniliyor ki, işte biz sizden bir bizden. Bir ifade ediliyor ki, her parti belediye meclis listesini ayrı yapacak. Nasıl olsa meclisler ayrı oy kullandığı için. Başkan da müşterek adaya oy verilecek. Ama belediye meclislerinde her siyasi parti bu konuda seçmeni özgür olacak. Ki her siyasi parti de burada gücünü görsün. Bu da bir sorun. Eğer biz sizden bir bizden olursa, seçim bitti, X adayı kazandı, müşterek adaylardan biri seçildi, meclisleri biz sizden bir bizden ise ve 5 yıllık süreç içerisinde bu ittifaklar bozulursa, belediye başkanları meclis kararlarıyla yatırım yapmakta, hizmet yapmakta, kararlar almakta, burada başkanlar bir sıkıntı yaşamaya başlarsa, o zaman sorun ne olur? Bir defa kendi içerisinde başkan, ittifak bozulduğunda meclis üyesinin yarısını kaybetmiş olacak. Karşıda da bir muhalefetin ekibi var. Bu kaybettiği ekip muhalefetle işbirliği yaptığı anda başkana karşı, bütün belediyelerin hizmet vermede, meclis kararı almada bir sıkıntıya düşeceği gerçeğini yaşayabiliriz. Yaşadıklarımız var. Ben tecrübemle bunları ifade etmeye çalışıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapıldı. Sayın Cengiz Ergin meclisi oluştu. Sistem içerisinde işte listenin başındaki alınan oya göre 2 kişi, 3 kişi ilçelerden Büyükşehir Meclisi'ni oluşturdu. İlçe bazında alınan oylarla, alınan belediye sayısıyla, meclis üyesi sayısıyla AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Büyükşehir Belediyesi'nde meclis çoğunluğunu ele geçirdi. Cengiz Bey sıkıntılar yaşadı. Sonra da tabiri caizse transferler yaşandı. Biri istifa etti, oradan oraya geçti filan. Bir rahatlığa kavuşum. Ama bir sıkıntı yaşandığını lütfen kabul edelim. Bu gerçek ortada durmakta. Şimdi yeni dönemde belediye başkanları meclislerin oluşumu dolayısıyla bir sıkıntıya düşerse, siz Allame-i Cihan olsanız, Cevahir olsanız hizmet vermekte zorlanırsınız. Meclis kararı alamazsınız. Büyükşehir size gelir der ki, başkan senin orada böyle bir yatırımı öngördüm. Fevkalade güzel. Al meclis kararını gel. Mesele nedir? Mesele mevcut başkanı önünü kesmekse, ki siyasi ihtiraslar bunu ön plana çıkarır, o zaman başkan o kararı alıp götüremez. Götüremediği zaman da o hizmeti Büyükşehir sana getiremez. Sıkıntı yaşanır. Gerekli desteği veremezseniz. Hatta Büyükşehir Başkanı da der ki, benim o başkan var ya, işte Turgutlu'daki yahut işte Aksaray'daki, Soma'daki, kendi ilçesinde ortamı koruyamadı. Kendi ilçesinde belediyesinin meclisine hakim değil. Orada kendi başını kaşıyamayan adama benim ne faydam olur? Bu bir dayanışma meselesidir. Bu bir ittifak meselesidir bu konuda. Şimdi siyasi partilerin üst kadrolarının bu olayların yaşanmaması için meclis listelerini oluştururken mutlak surette 1.
ittifak yapmaları ve çözüm üreten listelerle seçime girmeleri zorunluluğu ortadadır. Bakınız, belediye meclisleri önemli toplantıların arefesinde grup kararları almaktadır. Eğer iktidardaki belediye başkanı, yani ittifakın belediye başkanı, kendi partisinde grup kararını aldı, herhangi bir kararla ilgili X kararını onayladı. Peki ona destek veren ittifakın diğer ortağı, meclis üyeleri grup kararını nerede alacak? Tabii ki kendi siyasi partisinin grubunda almak zorunda. Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı ise bizde AK Parti'nin meclis üyeleri gidip onların grup toplantısına katılamazlar. Oradaki grup toplantısı kararı zaten o üyeyi bağlamaz. Siyasi partileri farklı. O da kendi grubunda alacaktır. Peki onun aldığı karar X olmaz da Y olursa, mutlaka önceden iki ilçe başkanının veya belediye başkanıyla diğer destek veren siyasi partinin ilçe başkanıyla belediye başkanının bir mutabakat sağlaması, uyum sağlaması, anlaşma sağlaması, ondan sonra bu kararların alınması gibi bir takım zor ve karmaşık işlerle yüz yüze gelme durumumuz olacaktır diye düşünüyorum. Ha bunlar temennimiz mi? Hayır. Bunlar öngörümüz mü? Evet. Bunlar yaşanabilir diye söylüyorum. Ve şimdiden siyasi partinin üst yönetimlerinin bunlara tedbir alması gibi bir durum söz konusudur. Şimdi eğer Millet İttifakı'nın başkanı seçildi, Turgut için söylüyorum, Çetin Başkan'ın gidip İYİ Parti'nin ilçe başkanıyla mutabakat sağlaması, grup kararını ona göre aldırması, çalışmasını yapmasında ne derece başarılı olabilir? Aynı şey Cumhur İttifakı'nın adayları ve ilçe başkanları arasında da bu sorun yaşanabilir diye düşünüyorum. Onun için vatandaşlarımızın sağduyusu ön plandadır. Bütün bunları benim vatandaşım aşar. Çok zor günlerde bu ülkede yapılan seçimlerle hep en doğru kararlar verilmiştir. Unutmayınız, son seçimlerin birinde parlamentodaki siyasi partiler bir araya gelip cumhurbaşkanı seçememişler, hükümet düşürmüşler, istikrarlı hükümetler oluşturamamışlar ve erken seçim kararı almışlar. Ne yaptı bu aziz millet? O siyasi partilerin birçoğunu parlamento dışında bırakıverdi. Karşıdan seyrettiler, parlamento dışında kaldılar. Bu bir beş yılda akılları başlarına geldi. Ha, burada biz yanlış yapmışız. Daha uyumlu, daha farklı bir siyasi yöntemle faaliyetimizi sürdürmemiz lazım diyerek, farklı bir strateji uygulayarak bir sonraki seçimde yeniden parlamentoya girme başarısını gösterebilmişlerdir. Sevgili izleyenlerim, sevgili Manisalılar, artık eskisi gibi kalıplaşmış, gruplaşmış, hatta kutuplaşmış seçmen olduğunu kabullenmek mümkün değil. Bazı liderlerimiz bu ülkeyi işte kutuplara böldüler, kutuplaştırdılar gibi ifadeler kullanıyor. Hiç kimse böyle bu konuda endişe etmesin. Şimdi bakınız, ben size bir ölçü vereyim. Milliyetçi Hareket Partisi tarihinde en yüksek oyu, yanılmıyorsam 17-18'lerde, hadi 10 ama 20 olmadı. Buralara kadar yükseldiler. Bu ciddi bir oydu. Ama onu hiçbir son seçimlerde 15-17-16-14 buralarda gezdiler. Peki İyi Parti ayrıldıktan sonra veya İyi Parti oluşturulduktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin ayrılan bir ekip. Ne oldu? Bir seçimlere girildi. İkisi de parlamentoya girdi. Yani birisi 11 aldıysa o birisi de 12 aldı. 23 oldu.
Nereden geldi bu oy? Yani bu parti Milliyetçi Hareket Partisi olarak 18-19'larda en yüksek görmüşken birden 20'nin bayağı üzerlerine çıktılar. Demek ki bizim seçmenimizin farklılığı ve seyyaliyeti var. Ben bir yere oy verdim, ben oraya bağlandım, ben kutuplaştım. Hiçbir siyasi lider bunu düşünmez. Nasıl birini tek başına iktidar yapabildiyse veya nasıl birilerini parlamento dışında bırakabildiyse yeniden onu parlamentoya sokabilir. Tek başına iktidar yaptığını da hatta parlamento dışında bile bırakabilir. Onun için artık bu meseleler vatandaşımızın bu konudaki düşünceleriyle örtüşmesi gerekir. Yani halk ne düşünüyor? Bu çok önemli. Eskiden siyasetçi halkımıza yön verirdi, anlatırdı, vatandaş dinlerdi. Milletvekilinin, belediye başkanının veya siyasi partinin yöneticinin anlattıklarıyla kendine yön verirdi. Şimdi ben iddia ediyorum. Vatandaşımız siyasetçilerden bir adım önde. Ekonomik olarak da önde, siyaset olarak da önde, ülkenin geleceğini düşünmek açısından da önde. Bu noktadan sonra siyasetçinin başarılı olabilmesi için önce halkı dinlemesi, onun fikirlerini alması, kendi dağarcığında kendi fikirleriyle yoğurması ve vatandaşın düşündüğüyle örtüşür bir politika izlemesiyle başarılı olabilir. Aksi takdirde ben dedim oldu, bu böyledir diyen siyasetçiyi en kısa zamanda alaşağı etmek gibi bir medeni cesareti vardır seçmenin. Bu bakımdan, yani ben parlamentoya gittim, ben farklı insanım, ben dün için 550, bugün için 600 kişiden biriyim bu ülkede derse, bir havalara girerse, inanın onu siyasi hayatında son noktayı gene vatandaş koyar. Onu yok eder, bir daha bir yerlere gelemez. Hatırlayan olmaz, hatırlayan olmaz. Ne siyasilerimiz vardı? Ülkede ciddi anlamda tanınan, bilinen insanlardı. Yani isim vermek önemli değil ama biraz geriye dönüverin. Geçen seçimlerde AK Parti listelerinden, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden, hatta Milliyetçi Hareket Partisi listelerinden parlamentoya girmiş, senelerce orada görev yapmış ama bugün ismini bile hatırlamakta zorlandığınız isim sayısı İki elin parmaklarının çok ötesindedir. Bunlar neden oldu? Onun için artık yeni dönemde ben iddia ediyorum ve söylüyorum. Vatandaş ne istiyor onu önce soracaksınız. Vatandaşın nabzını tutacaksınız. Sonra da vatandaşın istek ve arzularına uygun, o fikirlerle örtüşen projeler, siyasi fikirler üretip sahneye çıkacaksınız ki düşünceniz, fikriniz, projeniz rağbet görsün. Yoksa ben bunu yaptım, yaparım, olur dediğiniz sürece yıpranırsınız ve siyaseten yok olmaya mahkum olursunuz. Özellikle Manisa'mız, özellikle Ege bölgesi ve ülkenin her tarafı bu konuda çok hassas bir toplum haline gelmiştir. Yanlışları affetmemekte halkımız ve şunu da ifade ediyorum. Bu seçimde yerel hizmetler söz konusu olsa da ülkenin genel siyaseti açısından bazı çalışma ve faaliyetlerin de seçmenin oy kullanmasına ve oyunun rengini etkilemesinde önemli olacak hadiseler var. Bugün ciddi anlamda diyorum, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımız olarak Amerika ile olan diyalogları, Rusya ve İran ile olan diyalogları, dünya siyasetindeki her ne kadar bazı çevrelerce dış siyasetimiz beğenilmese de etkinliğinin net şekilde ortaya çıkması halkımıza onur ve gurur vermektedir. Bununla iftihar ediyoruz.
Biz Suriye'ye gireriz dedik, girdik. Bu çalışmalar sırasında gördük ki insansız hava araçları yapmışız, obüslerimizi yapmışız, helikopterlerimizi yapmışız, zırhlı araçlarımızı, ZPT'lerimizi yapar hale gelmişiz. Ve bugün bir uçak gemisi yapmak için de ilk kaynağı vurmuşuz. Çok ciddi gelişmeler var. Savunma sanayimiz müthiş bir gelişme içerisinde. Bunlara yatırım. Ülke ciddi anlamda bir modern yol ağına kavuşmuş. Ciddi anlamda gelişmeler olmuş. Ama bir dolar fırlaması, bazı yanlış politikalar, ekonomik olarak da şu an toplumun bir sıkıntı içinde olduğunu söylemekte de fayda vardır. Son karar çok önemlidir. Son karar çok önemlidir. Bir gün rahmetli Demirel'e bir parlamenter bir sual tevcih etti. Daha uzun vadeliydi. Sayın Demirel dedi ki, benim vatandaşım pazartesi günü ödeyeceği senedi, pazartesi günü ödeyeceği banka borcunu düşünürse ve o konuda bir sıkıntısı varsa, ona öbür ayın meselesini anlatamazsınız. Bugünkü meseleyi acil çözmemiz lazım. Bu sıkıntıları gidermemiz lazım diye bir ifadede bulundu. Şimdi AK Parti iktidarı çırpınıyor. Bakıyoruz 19 lira 90 kuruş soğan. Markette işte domates 8 lira, pazarda 4 lira. Bu faaliyetlerin içindeyiz. Öbür taraftan et fiyatları düşsün düşüncesiyle Rusya'dan 5 milyon ton et bağlantısı yapıldı. Buğday ithalatı konusunda bir takım serzenişler ve şikayetler. Buralarda mutlaka bir yanlış politikanın olması söz konusu. Bir yanlış var. Bunu teşhis etmek ve bunu tedavi etmek siyasi iktidarın görevidir. Evet, oradaki bakanları yanlış yönlendirenler varsa, çıkar hesaplarıyla, menfaat düşünceleriyle yanlış bir şeyler yaptırılıyorsa bunların da önlenmesi gerekir. Eğer siz her şeye rağmen Antalya'da bir tufan olmuş, seralar yıkılmış, seraları su basmış, üretim sıfır noktasına gelmese de önemli ölçüde azalmış, öbür taraftan da ihracatınız artmış, üretim yok veya azalmış, bir taraftan da çıkan mal yurt dışına gönderilmiş, ihracat bağlantılarım var. Eğer iç piyasaya mal arzınız düşmüşse fiyatların yükselmesi gayet doğaldır. Domatesin stoklanması, domatesin fiyatlar yükseldiği zaman satarız diye stoklanması söz konusu değildir. Çuvala girmeyen, istife konmayan bir maldır sonuçta. Hasat edildiğinden sonra da bir hafta içerisinde tüketilmesi zorunlu olan bir emtia. Burada fiyat arttı diye buna kimse bir şey diyemeyebilir. Ama bugün protein ihtiyacı için et konusunda ülkede üretimi artırma planlarını yapıp uygulamaya koyup başarılı olamıyorsanız bu meseleyi ithalatla da çözemezsiniz. Oturun, bakın. Nerede hata var, ne var? Yem üzerinde kilitlendi bu mesele. Programın sonuna gelirken bir konuya ciddi olarak vurgu yapmak istiyorum. Bölgemiz mısır üreten bir bölge haline geldi. Türkiye çok ciddi anlamda mısır üreten bir ülke haline geldi. Dün ithalatçı konumdaydık, bir anda ihtiyacımızı karşılar hale geldik. Bugün tekrar ithalat söz konusu. Yurt dışındaki ürünü biz ucuza alabiliriz. Ama unutmayın, Amerika dahil kendi üreticisine farklı yöntemlerle destek vermekte ve o üreticiyi para kazandırmakta. Biz de onun malını, sübvanse edilmiş malını ucuz diye alıyoruz ama kendi ülkemizdeki üreticiyi de mahvediyoruz. 1000 lira mısır. Ben eski parayla söylüyorum. 1000 lira mısır, 1100 lira mısır. Benim ülkemde verim mevcut düzen içerisinde 1000-1100 kilo. 1500 diyen çok özeldir.
Bunun 1100'ün altı da var. Ortalaması 1000-1100 kilo. Yani 1100 lira getirisi vardır. Bir torba üre gübre 110 lira olmuş. Kompoze gübre ona keza. Bir torba içinde 50 bin adet tohum bulunan mısır tohumu 550 lira olmuş. 5 dekar yerde bir tohum, bir torba tohum gider. Yani o da 110 lira. Şimdi 110 lira, o 110 lira, yani orta yerde 400-500 liralık masraf var, daha hiçbir şey yok. Sulaması yok, ilacı yok, hasadı yok. Bütün bunları üst üste koyarsanız, tarlanın da bir getirisi var. Yani bunu kiraya verseniz zaten 5-600 lira bir getirisi var, 700 lira yerine göre. 5 kuş para kazanmadan çıkarsınız. Kiracı hiç para kazanmaz. Ortakçı o da kazanmaz. O zaman ne yapar? Ekmez. Ekmediğiniz zaman ithalat yaparsınız. Dolar yükseldiği zaman ithaldir der, fiyat yükselir, yemin fiyatı yükselir. Üreticinin maliyeti yükselir, o zaman eti ithal edersin. Bu hassas dengeyi kurmak zorundasınız. Ve fiyatları stabil, istikrarlı bir düzen içine koymak zorundasınız. Bakınız, çok özel bir durumdur. Son olarak ifade etmek istiyorum. Gelsin ilgililerle de tartışalım. Bir tarihte, TRT 3'te yanılmıyorsam, Bu Toprağın Sesi diye bir program vardı. Orada Türkiye Yem Üreticileri Birliği Başkanı konuktu. Türkiye'deki yem fabrikalarını temsilen, Türkiye'deki yem sorunlarını, fiyat politikalarını anlatıyordu. Ben o canlı yayına bağlandım. Telefon açtım. Umut diye bir arkadaşımız vardı, o programı yöneten. Yine bir tarım kanallarının birinde program yapıyor arkadaş. Ona şunu sordum. Bakınız, yemde bir kalite söz konusu. Şu an herhangi bir yemi belli standartta üretirken, yemin karışımında belli oranda, örneğin mısır kullanıyorsunuz. Mısır fiyatları yükseldi. Ama bu arada Toprak Mahsulleri Ofisi de kırık buğday, daha düşük kaliteli buğdayları da ihaleyle yemcilere satma pozisyonuna geldi. Bu fiyatlar daha düşük. Yemci onu alıyor hemen. Fiyat ucuz. Mısır 1 liraysa o 50 kuruş. Hesabını kitabını yapıyor. Bir takım kimyasallarla yemin kalitesinde ödün vermeden mısır yerine buğday kullanmaya başlıyor. Sevgili izleyenlerim, sevgili Manisalılar, nasıl siz balı yerken bitirin, yan tarafa pekmez koyun, ekmeğinize ona banıp yediğinizde bu pekmez. Damak tadınız değişir. İnanın hayvanın o yem içerisindeki mısır çıksın, buğday girsin, damak tadı değişiyor. Ve o gün hayvanın verimi, süt için söylüyorum, hayvanın verimi düşüyor. Sordum ben bunu. Dedim siz maliyetinizi böyle düşürebiliyorsunuz ama fiyatlarınızı düşürmüyorsunuz. Zararınız bize. Biz o değişikliği bilemiyoruz. O yemi yine sizden alıyoruz, hayvana veriyoruz. Hayvan o gün 1 kilo, 2 kilo, 3 kiloya kadar noksan süt veriyor. 25 kilo süt veren bir inek birden 22 kiloya düşüyor. Bu neden oldu diye araştırıyorsunuz. Dün böyle değildi, böyleydi. Sonra yemden olduğunu fark ediyorsunuz. Bu bir hayvanda 2 kiloysa böyle bir değişiklikte ülke genelinde kaybımızın ne olduğunu hesap edebilir misiniz? Üreticinin ne kaybettiğini düşünebilir misiniz? Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Evet, cevap karşı taraftan. Sordu, dedi ki bak Manisa'dan bir üreticimiz böyle diyor, ne diyorsunuz dedi. Bu iş ne zaman düzelir? O arkadaşım verdiği cevap, arşivlerde var bu, arasını arayalım bakalım görürüz. Ne zaman üreticimiz bu bilince ulaşırsa bu mesele o zaman çözülür dedi. E hadi gelin o bilince ulaşmaya çalışalım. Üreticiyi o bilince ulaştırıncaya kadar çok az sayıda olan yemciyi bir düzene soksak çok daha güzel olur. Ha yemci şunu söyledi. Biz onu yaptık mı dedi. Yaptık. Ben sana yem gönderirken bu değişikliğe uğramış yemden de gönderiyorum. O zaman %50-%50 yaparsınız. O damak tadını hissetmeden hayvan yeni yem düzenine geçer ve böyle bir verim düşüklüğü olmadan bunu atlatabilirsiniz diye cevap verdi.
İşte böyle hassas, ince bir yoldayız. Böyle hassas, ince konularla ilgilenmek zorundayız. Çünkü sonuçları çok büyük. Sevgili izleyenlerim, sevgili Manisalılar, bir programın daha sonuna geldik. Sizlerle uzun uzadıya sohbet etmek gerçekten hoş. Umarım sizleri sıkmıyorum. Ama bunlar ülke gerçekleridir. Bunları her yerde, her ortamda, her platformda öğrenemezsiniz, paylaşamazsınız. Ama ülkenin ciddi sorunlarıdır. Bunlara eğilmek zorunda ve bunlara çözüm üretmek zorundayız. 31 Mart'ta yapılacak seçimlere kadar adaylarımızla huzurlarınıza gelmeye devam edeceğiz. Onların projelerini size sunmalarına fırsat vereceğiz. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Seçimler gelir geçer. Seçim dolayısıyla, seçim çalışmaları dolayısıyla kimsenin kalbini kırmasına gerek yok. Özellikle adaylar buna dikkat etsinler. Siyasiler buna dikkat etsinler. Benim sözümdü bu. Seçimlerimde ben bunu söyledim. Bir insan ömründe 5 yılda bir oluyorsa 10 seçim görür normal düzende. Siz her seçimde 5 kişiyi gücendirseniz çok sayıda insan olur. Ve sonuçta sizin salınıza girecek dost bulamazsınız. Değer mi? Değmez. Hiçbir şekilde. Her seçilen, her seçilmeye talip olan arkadaş, ülkesini seven, milletini seven, memleketini seven insandır. Hangi partiden olursa olsun, siyasi düşüncesi ne olursa olsun. Ve sonuçlar alındığında da, başkanımız budur diyeceğiz. Siyasi düşüncemiz farklı olabilir, başka yere oy vermiş olabiliriz. Bir başkasının daha güzel hizmet vereceğine de inanmış olabilirsiniz. Ama milletin teveccühü bir yöne gitmiş ve birini seçmişse, o size ters de olsa artık ona sahip olmak, sonuna kadar da ona başkanım diye saygı duymak zorundayız diye düşünüyorum. Bu demokrasinin ve siyasi etiğin gereğidir. Yapılacak seçimlerin ülkemize, milletimize, memleketimize hayırlara vesile olmasını gönülden diliyorum. Halkımızın sağduyulu olarak hareket edeceğine, en doğru kararları vereceğine de inancım tamdır. Tüm izleyenlerime, tüm Manisalılara saygılarımı sunuyorum. Yeni bir Kasabadan Turgutlu'ya programında yine sizlerle beraber olmak umuduyla. Hayırlı akşamlar diliyorum.